Fenerbahçe ile Galatasaray arasında tam 111 yıldır devam eden bu rekabette inanılmaz ilginç olaylar olmuş. Mesela bir tarihte maçların bir tanesinde tam 17 tane kırmızı kart çıkmış. Hangi maç olduğunu biliyor musunuz? Yine bir tarihte maçların bir tanesinde en az izleyicinin kaydedildiği bir maç olmuş. Peki kaç kişi izlemiş bu maçı? Kurulduğu ilk yıllarda bu iki kulüp bir ara birleşmeyi denemiş. İsmini de Fenersaray koymuş hatta. Peki bunu biliyor muydunuz? Kulüp başkanlarından bir tanesi diğer başkana telefon açarak "Bu hafta sakat oyuncularınız var. Gelin biz bu hafta maçı erteleyelim, daha sonra yapalım." demiş. Bundan haberiniz var mıydı? Peki bu derbilerde iki takımdan hangisinde ve hangi futbolcunun en çok gol attığını biliyor musunuz? Yine derbilerde başladığı ilk yıllara gidelim. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında ilk golü atan kimdi biliyor musunuz? Peki bu rekabette en çok forma giyen oyuncuyu biliyor musunuz? En gollü maçın hangisi olduğu ve bu maçta kaç gol atıldığından haberiniz var mı? Hem Fenerbahçe'de hem de Galatasaray'da oynamış hangi futbolcuları biliyorsunuz? İşte bugünkü videoda bu bilgileri ve daha fazlasını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Videonun sonunda ise bu iki kulüp arasındaki gerginlik, düşmanlık nasıl başlamış, ilk kıvılcım nasıl ateşlenmiş bu bilgileri size vermeye çalışacağım. Videoya başlamadan önce her zamanki hatırlatmamızı tekrar yapalım. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayınız. Desteğe ihtiyacımız her zaman olduğu gibi var. Şimdi videoya geçiyoruz. Galatasaray Fenerbahçe. Türkiye Ligi'nin henüz 4. haftası ve Mithat Paşa Stadı'nda binlerce seyirci önünde dev bir mücadele var. Galatasaray Fenerbahçe. Maçı Sedat Özselçuk, Güngör Tuncel ve İsmail Hendek yönetiyorlar. Takım kaptanları para atışı yapıyor ve müsabaka başlıyor. ...1900'lü yılların başlarında işgal güçlerine karşı adeta birlikte savaşan iki kulüp arasındaki rekabet her zaman üst seviyedeydi. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan İstanbul'un iki yakasının iki büyük takımı Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rekabeti tam 111 yıl öncesine dayanıyor. Yıl 1905'i gösterdiğinde ilk Türk futbol takımı kuruldu. Osmanlı döneminde ülkeye bürokrat kazandırmak için yapılandırılan Galatasaray Lisesi'nde Ali Samiyen adındaki öğrenci ilk futbol ateşini yakıyordu. Boğaz'ın diğer yakasında ise ilk futbol kulübü 1907'de Fenerbahçe ile kuruluyordu. Ülkede Türk kimliğinin daha da güçlenmesinin ardından dostluk adeta bir kenara itiliyor ve maçlar şiddet, öfkeyle tanışıyor, rekabetin temeli yeniden yazılıyordu. Dünyanın en büyük derbileri arasında gösterilen bu rekabet, tarihinde birçok ilginç olaya da tanık oldu. 111 yıllık rekabette ilk golü Galatasaraylı futbolcu Emin Bülent Serdaroğlu attı. 17 Ocak 1909'da Papaz'ın Çayırı olarak adlandırılan yerde yapılan ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, rakibinden ilk 7 maçta gol bile yemedi. Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk golü ve galibiyeti rekabetteki 8. randevuda elde etti. 4 Ocak 1914'te Union Club sahasında yapılan İstanbul Ligi maçını 4-2 kazanan Fenerbahçe, böylece rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl süren suskunluğunu da bozmuş oldu. Sarı lacivertli takım adına Galatasaray'a tarihteki ilk golü Hasan Kamil Sporel attı. En az ve en çok seyircili maçlar. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda en az seyirci 17 Kasım 1922'deki karşılaşmaya geldi. İttihat sahasında şiddetli yağmur altında yapılan ve hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı tamamı biletsiz 14 kişi izledi. 21 Eylül 2003'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan lig maçını ise 70.125 seyirci izlerken bu rakam rakipler arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısındaki rekor olarak tarihe geçti. Turgay Şeren'in rekoru.
Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında en çok oynama rekoru Turgay Şeren'e ait. A milli takım ve Galatasaray'ın unutulmaz kalecilerinden Şeren, sarı kırmızılı kaleyi 55 kez Fenerbahçe'ye karşı korurken rekabette en çok forma giyen futbolcu ünvanını elinde bulunduruyor. Galibiyete hasret yıllar. Ezeli rakipler rekabetin bazı dönemlerinde birbirlerine karşı galibiyet alma bakımından üstünlük kurmakta zorlandı. Galatasaray üst üste 18, Fenerbahçe ise 11 maçta galip gelemedi. Sarı kırmızılı takım 17 Mayıs 1942'de 3-1 kazandığı maçın ardından tam 18 maç galip gelemedi ve 19. maçta 1 Aralık 1946'da sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı lacivertliler ise 20 Kasım 1949'da 2-0 kazandığı maçın ardından üst üste 11 maç galip gelemedi ve 22 Şubat 1953'te taraftarlarına galibiyeti armağan edebildi. Rekabetin golcüleri. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 111 yıllık rekabette en fazla golü Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel attı. Sporel, Galatasaray'a karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı. Zeki Rıza Sporel'i 24 golle yine bir Fenerbahçeli Alaaddin Baydar izliyor. Fenerbahçeli Lefter Küçük Antonyenis'in 20, Galatasaraylı Metin Oktay'ın ise rekabette 19 golü bulunuyor. Bu arada iki takımda da forma giyen Tanju Çolak'ın 14'ü Galatasaray, 8'i Fenerbahçe formasıyla olmak üzere rekabette toplam 22 golü var. İki takımda da oynamış futbolcular. Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde şimdiye dek birçok oyuncu futbolculuk hayatında iki formayı da giyme şansını buldu. Bu futbolcular şöyle: Raşit Çetiner, Güngör Tekin, Erdoğan Arıca, Engin Verel, Mehmet Oğuz, Erhan Önal, Arif Kocabıyık, İlyas Tüfekçi, Tanju Çolak, Semih Yuvakuran, Selçuk Yula, Hasan Vezir, Benhur Babaoğlu, Elver Boliç, Sedat Balkanlı, Saffet Sancaklı, Ahmet Yıldırım, Sergen Yalçın, Emre Aşık, Fatih Akyel, Elver Baliç, Haim Michel Revivo, Abdullah Ercan, Mehmet Yozgatlı, Stephen Thomas, Servet Çetin, Emre Belezoğlu, Caner Erkin, Kazım Kazım ve Mehmet Topal. Bir maçta 4 gol atanlar. Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında şimdiye dek bir maçta bir futbolcu tarafından atılan en fazla gol 4 olarak gerçekleşti. Galatasaraylı Celal İbrahim, Cemil Gürgen ve Metin Oktay ile Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel rakip filelere bir maçta 4'er gol atma şansını buldular. En gollü maçlar. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en gollü maçlarda penaltılar dışında sporseverler toplam 8'er gol gördü. 5 Haziran 1983 tarihinde Ali Samiyen Stadı'nda yapılan lig maçında ezeli rakipler 4-4 berabere kaldı. İki takım arasında 2000-2001 sezonunda 7 Şubat 2001'deki Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da 4-4 berabere sonuçlandı. En farklı maç. İki takım arasındaki 111 yıllık ezeli rekabette geride kalan 380 maçta en farklı skorlu galibiyeti 7-0'lık sonuçla Galatasaray aldı. 12 Şubat 1911'de İstanbul Ligi'nde yapılan maçı Galatasaray 7-0 kazanmıştı. Yarıda kalan maç ve tarihi kavga. Rakiplerin 23 Şubat 1934 tarihinde yaptıkları İstanbul Ligi maçı futbolcular arasında çıkan büyük bir kavga nedeniyle yarıda kaldı. Taksim Stadı'nda yapılan maçın 60. dakikasında Galatasaraylı Kadri Dağ'ın Fenerbahçeli Reşat Nayır'a attığı tekme ve Kadri'nin üzerine doğru koşan Fenerbahçeli Fikret Arıcan'ın Galatasaraylı Tevfik tarafından kucaklanıp saha kenarına atılmasıyla saha bir anda karıştı. İki takım oyuncuları arasında başlayan kavgaya tribünlerdeki seyirciler de katılınca olaylar iyice büyüdü. Yarıda kalan maçın ardından toplanan Mıntıka Futbol Hayeti, Türk spor tarihinin en ağır cezalarından birisini verdi ve Fenerbahçe'den 9, Galatasaray'dan 8 futbolcu olmak üzere toplam 17 futbolcuyu uzun süreli cezalandırdı. Bu cezalardan en karlı çıkan takım Beşiktaş olurken sezonu rakiplerinin önünde şampiyon olarak tamamladı. Tarihten yapraklar.
Galatasaraylı Bahri Altıntabak, Fenerbahçeli Şeref Has ile Nezihi Tosuncuk rekabet tarihinde hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol atan oyuncular oldu. Şevki Şenlen, Raşit Çetiner, İlyas Tüfekçi, Hasan Vezir, Saffet Sancaklı ve Tanju Çolak hem Galatasaray hem de Fenerbahçe formasıyla rekabette gol atma sevinci yaşadılar. Ezeli rekabette takım değiştiren oyuncular arasında eski takımlarında kaptanlık bandını taktıktan sonra transfer olan futbolcular. Fenerbahçe kaptanı iken Galatasaray'a geçen Naci Erdem ve Galatasaray kaptanı iken Fenerbahçe'ye geçen Mehmet Oğuz olarak kayıtlarda yer aldı. Ezeli rekabet, ebedi dostluk. Ezeli rakiplerin 111 yıllık geçmişinde pek çok centilmenlik gösterileri yaşandı. İki takım arasındaki rekabette futbolcu ve yöneticilerin centilmence davranışları bu zevkli mücadeleye renk kattı. Spor tarihçilerinin derlemelerine göre rakiplerin birbirleriyle yapacakları bir maç öncesinde Fenerbahçe başkaptanı Galip Kulaksızoğlu Galatasaraylılara "Ober'le kardeşler hasta, Hasan da sakatlanmış, sizi karşımızda eksik kadroyla görmek istemiyoruz, dilerseniz maçı erteleyelim" diye haber göndererek maçın ertelenebileceğini iletti. Fenerbahçe'nin bu önerisini kabul eden Galatasaray, oyuncuların iyileşmesinden sonra 20 Ekim 1914'te yaptığı erteleme maçında Sarı Lacivertlileri 6-1 yendi. Beraber ev kiraladılar. Aynı kaynaklara göre rekabetin yeni başladığı dönemlerde Galatasaray ile Fenerbahçe sporcuları ortak kiraladıkları bir evde kalıyorlar ve beraber ava çıkıyorlardı. İki takım sporcuları geceleri bir araya gelerek sohbet ediyorlardı. Yine bir gece sohbetin koyulaştığı sırada Galatasaray'dan Ali Samiyen, Fenerbahçelileri "Sait, yarın bizimle maçınız var, git yat ve dinlen" diye uyardı. Ertelemeyi önerdiler. İki takım arasında 17 Kasım 1922'de yapılan maç öncesinde de ilginç bir durum yaşandı. Bu tarihte Kadıköy'de rakiplerin maçı vardı. Maç öncesinde günlerce yağan yağmur sahayı adeta göle çevirmişti. Fenerbahçe başkaptanı Galip Kulaksızoğlu Galatasaray kulübüne telefon ederek "Saha çok kötü, maçı erteleyelim" dedi. Galatasaray başkaptanı Necip Şahin bunun üzerine "Anamız bizi bugün için doğurdu Galip Bey, gelip maçı oynayacağız" diye cevapladı. Galatasaray Kadıköy'e gelip maça çıktı ve Fenerbahçe karşılaşmayı 3-0 kazandı. Birleşme durumu ve ortak takım kurma düşüncesi. Ezeli rakiplerin kuruluşlarının ilk yıllarında birleşme durumlarının bile ortaya çıktığı, hatta iki kulüp başkanlarının ortak takım kurma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Galatasaray Kulübü'nün resmi yayın organı Galatasaray Dergisi'nin Şubat 2003 sayısında Adnan Işık'ın belgelere dayandırarak verdiği haberde 1912 yılında Galatasaray Kulübü Başkanı Ali Samiyen ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Hulusi Bey'in ortak imzayla kayıt altına aldıkları belgelerin birleşmeseler dahi iki kulübün yabancılara karşı ortak bir takım kurma konusunda anlaştıklarını, hatta tüzüğü bile hazırladıklarını gösterdiği kaydedildi. Bilerek kaçırılan penaltı. İki takımın 23 Ocak 1925 tarihinde Taksim Stadı'nda yaptıkları Vatan Gazetesi Kupası maçında ilginç bir olay yaşandı. Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı sonrası atış öncesinde stadın büyük balkon kısmı çöktü. Fenerbahçeli Cafer Çağatay bu gelişme üzerine penaltı atışında topu bilerek kaleci Ulvi Yanal'a teslim etti. Merhum Can Aydın'dan centilmenlik dersi. Son yıllarda rekabetteki maçların genelinde olaylar yaşanırken Galatasaray Kulübü'nün merhum başkanı Özhan Can Aydın rekabete centilmence yaklaşımıyla alkış aldı. Sarı Kırmızılı ekibin 6 Kasım 2002'de Şükrü Saraçoğlu stadında ezeli rakibine 6-0'lık yenilgiyle tarihi hezimete uğradığı maçta başkanlık sıfatıyla ilk Fenerbahçe derbisini izleyen Galatasaray Kulübü Başkanı Özhan Can Aydın'ın rakibinin attığı golleri alkışlayarak Fenerbahçeli yöneticileri kutlaması maça damgasını vurdu. Merhum Can Aydın'ın bu centilmenlik gösterisi kendi camiasından bazı tepkiler görse de Dünya Fair Play Konseyi tarafından 2002 Dünya Fair Play ödülüne layık görüldü. Özhan Can Aydın ayrıca bu davranış nedeniyle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen Fair Play Sportif Davranış Ödülünü aldı. Karma takım Fener Saray. Fenerbahçe ile Galatasaray 1934 yılında Türkiye'ye davet ettikleri yabancı takımlarla birer kez hazırlık maçı yaptıktan sonra 3. maçı Fenerbahçe-Galatasaray karması şeklinde oynadılar. Bu karmanın forması ise iki kulübün renklerinin karışımı olan lacivert, sarı ve kırmızıdan oluştu. Evet,
videomuzu izledik. Görmüş olduğunuz gibi iki kulübün de çok köklü bir tarihi var, çok da büyük bir geçmişi var. Geçmişlerine bakıldıklarında aslında çok da büyük bir düşmanlıkları yok. Güzel, tatlı bir rekabet ortamları var. Gerek kulüp arasında, gerek yöneticileri arasında, gerek futbolcuları arasında ve hatta seyircileri arasında bile çok büyük kavga, gürültü, dövüş pek göremedim ben yapmış olduğum araştırmalarımda. Peki bu düşmanlık, bu kutuplaşma ne zaman başladı diye sorarsanız, tam olarak 1991 yılında özel radyoların ve özel televizyonların kurulmasıyla ortaya çıkmıştı. Sadece tek bir televizyonun olduğu, TRT'nin olduğu dönemlerde spor programları tabii ki yine vardı. Çok detaylı, çok kapsamlı değildi. Daha sonrasında özel televizyonların ve özel radyoların spor programlarını başlatmasıyla ve bu programların da diğer kanallarla çekişmesi, rekabete kalkışması bu işin fitilini ateşlemişti. Bu programlarda spor yorumları yapan yorumcular nasıl daha fazla izleniriz, nasıl daha fazla reyting alırız diye kışkırtıcı yorumlar, ateşleyici konuşmalar yaparak ortamın gerilmesine sebep olmuştu. Her programdan sonra takımlar, taraftarlar ve hatta yöneticiler daha da gerilmeye başlamıştı. Televizyon programları haliyle izleyicisini çok etkileyen programlardır ve taraftarları kin ve nefrete bir parça olsun itmeye başlamıştı. Ve bu programlardan sonra, yani 91 senesinden sonra artık her maçtan sonra kavga, dövüş, futbolcular arasındaki itiş kakışlar, gerginlikler, birbirlerine olan yaklaşımları, centilmenlikten kopmaları sürekli gördüğümüz ve artık neredeyse alışmaya başladığımız görüntüler olmuştu. Videoyu hazırlarken yaptığım araştırmaların içerisinde 1991 senesinden önceki yazılara baktığımda pek çok taraftarın birlikte maça gittiğini, birlikte marşlar söylediğini, statta yan yana oturduğunu, bu tarz anılarını hepsini tek tek tespit ettim. Tabii o yılları pek görmediğimiz için, tribünlerde pek bulunmadığımız için şu anki bakış açımızla hayret de okudum. Futbol ülkemize Osmanlı döneminde 1900'lü yılların başlarında gelmişti. O dönemlerde bu iki büyük kulüp neredeyse düşman işgaline karşı birlikte omuz omuza durabilmek için, bir araya toplanabilmek için kurulmuştu. Fakat üzerinden yaklaşık 100 sene geçti ve kuruluş amacı tamamen unutuldu. Spor, dostluk, sohbet, muhabbet, eğlence hepsi bir kenara bırakıldı. Şu an günümüzde tamamen saldırganca, hırsla, ben galip gelmeliyim niyetiyle yapılan bir faaliyete döndü. Umarım önümüzdeki günlerde yine futbol kurulduğu günlere döner, bir birlik beraberlik aracı olduğu hatırlanır ve yine o güzel günleri bizlere hatırlatır. Kalın sağlıcakla.